Küresel gündemden merhaba. Koronavirüsün dünya üzerindeki etkisi, ülkelerin politikalarına yönelik yansımaları devam ediyor. Bu hafta Profesör Doktor İlhan Uzgel ile birlikte hem Türkiye'de hem de Çin ve ABD arasında yaşanan rekabete koronavirüsün etkisini, bunun sinyallerinin gelip gelmediğini konuşacağız. Bununla beraber aynı zamanda geçtiğimiz hafta petrol piyasalarında ciddi sarsıntılar görülmeye başlandı. Özellikle bu hafta içerisinde ABD petrolünün çok ciddi değer kaybetmesi, hatta eksilere inmesi ciddi bir ekonomik etkiye neden oldu. Küresel gündemde bu hafta bu konu başlıklarına değinmeye çalışacağız. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hocam isterseniz birazcık Türkiye'den başlayalım. Çünkü her ne kadar küresel gündem üzerinden gidiyor olsak da Türkiye'de bu kürenin bir parçası. Türkiye'de de koronavirüsle mücadele süreci devam ediyor. Daha çok bu süreçte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kendisini ve söylemlerini duyuyoruz. Verileri de kendisi paylaşıyor. Siz bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Bakanın açıklamalarını da dikkate alarak. Şey, halk sağlığı uzmanı değiliz ve hani bu konuda teknik bir şey söyleyemem. Yalnız işin siyasal boyutunda hani birkaç noktaya dikkat çekmek istiyorum. Bir defa hani Sağlık Bakanı aşağı yukarı her açıklamasında artık bir alışkanlığa hani dönüştürdü. Sürekli Türkiye'nin ne kadar başarılı olduğu, yani bir hani tamam siyaset yapıyor olabilirsiniz ama ya bu insani bir mesele. Yani burada insanlar ölüyor, insanlar hasta oluyor, insanlar yoğun bakıma gidiyor, uyutuluyor falan. Dolayısıyla da hani bunun yani siyasal dozunu biraz daha indirmekte fayda var. Yani biz bir her şeyde açıklamada Türkiye'nin ne kadar başarılı olduğunu ve batılı ülkelerin ne kadar bu işi kötü yönettiklerini dinlemeye başladık. Bu yani o zaman A Haber izleyelim biz. Hani şeyden bir farkı kalmadı. Hani bu böyle hani propagandistik bir şeye dönüşmeye başladı. Bir şunu söyleyeyim, biz bu bir korona olimpiyatlarında değiliz. Yani bir milli takım başka ülkelere karşı yarışıyor değil. Hani buradan bir yarış ve başarı hikayesi çıkarmaya çalışmak. Bunu da aman hani bir şey olduğunda, bir kriz olduğunda ilk aklına gelen iktidarın bu bizi nasıl etkiler? Yani olabilir. Hani bir boyutunda bu olabilir. Hani seçilme iktidarı gelmiş hani hareketlerde, partilerde. İyi ama hani bunun da bir ölçüsü olur. Burada biz bir sürü, yani bir bu dediğim gibi sürekli olarak biz çok iyiyiz, biz şöyle başarılıyız. Biz bunun mesela karşılığında şeyi görmüyoruz. Hani işte en son biliyorsunuz şeyleri toplamaya başladılar, soruları, yani anlık soru gelmesin diye. Bu kadar değilseniz o zaman niye sorudan korkuyorsunuz? Yani bırakın birkaç tane de sizde paslık gollük olmayan, hani pas gibi olmayan soru da gelsin. Ya da karşınızda bir uzmanı görmüyoruz. Dolayısıyla hani al gülüm ver gülüm, kendi kendine bir övme. İkincisi belediyelerle müthiş bir rekabet falan. Üçüncüsü de burada bazı işte mesela diş hekimleri falan çok şikayetçi. Dünyaya şey dağıtmak, önlük ve maske dağıtıp buradan da bakın biz ne kadar büyük ülkeyiz. Yani bu tamamen bunun hedefinde tamamen Türk kamuoyu var. Yani kendi kamuoyuna bunu söylemek için başka ülkeler, 32 tane ülkeye şey gönderin, bazılarının çok ihtiyacı olabilir vesaire. Yani maske ve önlük yapmak yani çok yüksek bir teknolojiyi gerektirmiyor. Yani bunu söyleyelim ben. Mesela burada ya bu ülkelerde hani tekstil, yani fabrika yok. Bunları tasfiye etmişler. O yüzden de şey ihtiyacı bir yerden almak zorundalar. Yoksa insanlık binlerce yıldır hani kumaş yapabiliyor. Hani bununla böyle bununla mı övüneceğiz falan. Ya buradan böyle bir özellikle Yeni Şafak yazarları falan hakikaten bu çok sıkmaya başladı. Yani sürekli olarak Türkiye bir hani başarı öyküsü, dünya liderliğine doğru gidiyor neredeyse falan. Oysa bunu arka yüzünde müthiş bir ekonomik şey var, sorun var ve dünyada şunu gölgeliyorlar, karartıyorlar. Ülkelere baktığınızda o ülkelerin hani eleştirdiği, sağlık sistemini eleştirdiği ki biz de eleştirebiliriz. O ülkelerin hepsinin bu krizle baş ederken ayırdıkları kaynak Türkiye'den daha fazla. Evet. Göstermek için, bunu göstermemek için sürekli olarak şeyi öne çıkartıyorlar. Yani işte şu kadar maske gönderdik, şu ülkeye gönderdik, şöyle başarılı, şu kadar. Ve belki de işte bazı rakamlarla oynuyorlar. Bu ülkenin, yani bu iktidarın verdiği hiçbir rakamı maalesef
Ben güvenemiyorum. Yani ne Milli Piyangosu'na güveniyorum, ne TÜİK'ine güveniyorum, ne bilmem enflasyon oranını, ne işsizlik oranı, ne de işte maalesef şey yani daha ÖSYM'ye kadar gitti bunun falan. Dolayısıyla hani bu şeyi rahatsızlığı bir önce paylaşmak istedim. Anladım hocam. Gerçekten de çok sıkıntılı açıklamalar duyuyoruz. Bir yandan Türkiye'de henüz maske dağıtımında çok ciddi bir yol kat edilememişken insanlar hala sorunlar yaşıyorken maskelere ulaşmakta, ki böyle biraz kervan yolda dizilir hesabıyla hareket edildi. Önce dediler ki postaneler üzerinden dağıtılacak. Sonra dediler ki hayır, eczanelerden dağıtılacak. Bir kısım insana maske almalarını sağlayacak olan mesajlar henüz ulaşabilmiş değil. Ciddi ikametgah sorunu yaşayanlar var. Dolayısıyla henüz bizde sistem tam olarak oturmamışken, ki maskeden bahsediyoruz, hani sizin de söylediğiniz gibi üretmesi çok zor olan bir meta değil. Diğer ülkelere böyle tırlarla, bu tırları gözümüze sokarak gönderilmesi biraz iç kamuoyuna dönük bir hamleymiş gibi görünüyor. Yani bir ülkenin okey, Türkiye bize işte yardım tırları gönderdi ya da uçakları gönderdi, bakın ne kadar da büyük bir ülke, dünya devi oluyor herhalde diyeceğini düşünmüyorum. Bu biraz sizin de söylediğiniz gibi iç kamuoyunun da var olan rahatsızlığı da giderme yöntemi. Biraz hocam Türkiye'den uzaklaşıp uluslararası gündeme değinirsek, bu korona süreciyle beraber aslında yansımalarını da yavaş yavaş gördüğümüz ABD ile Çin arasında bir söz düellosu başladı. İşte Trump öncelikle Çin'i suçladı bu sürece dair. Her ne kadar hastalığı küçümsemiş olsa da sonrasında yok ben öyle demedim de dedi, ama şimdi de Çin eğer bunu bu şekilde yaptıysa, dünyaya bu şekilde yayılmasına müsaade ettilerse bunun bedelini öderler gibi açıklamalar yapıyor. Galiba korona virüsüyle dünya mücadele ederken İki aktör birbiriyle rekabet etmekten de geri durmuyor. Evet ya, enteresan bazı şeyler şekillenmeye başladı. Hani bazı süreçler. Öyle görünüyor ki hani hiçbir şey aynı olmayacak vesaire vesaire. Korona üzerinden, yani bu salgın üzerinden güç mücadelesi sürdürülecek. Yani öyle onun işaretleri çıkmaya başladı. Ve burada da bir uyumlu, ortaklaşa bir hamle geliyor. Yani bunu görmeye başladık. Yani Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya, Avustralya, hatta kısmen Tayvan bunun içinde. Muhtemelen benim tahminim Japonya ve Güney Kore de katılacak. Ve Çin'e yönelik yoğun bir kampanya başlatılacak. Buradaki gündeme getirilen husus da biliyorsunuz Çin'in bildiği halde virüsü ortaya çıktığını, virüsü tespit ettiği halde bunu zamanında Dünya Sağlık Örgütü'ne ve tabii diğer ülkelere de bildirmemiş olması. Enteresan değil mi? Mesela Bild gazetesi üzerinden Almanya buna katıldı. Ki çok fazla Almanlar bu tür açık küresel çekişmelerin parçası gibi görünmek istemezlerdi. Evet. Ama böyle medya üzerinden 150 milyar euro borcunuz var bize dedi ve fatura çıkardı. Çinliler çok rahatsız oldu. Çünkü dediğim gibi Almanlar böyle şeylere çok bulaşmazlardı. İngiltere, Macron, Avustralya, Amerika'da Pompeo. Yani biz dedi şey yapamayız. Yani bizde çok büyük ağır maliyetleri oldu. Trump zaten hiç şeyi bırakmadı. Çin virüsü söylemini, ki nedeni biraz da bu. Buna hazır, yani şöyle söyleyeyim. Amerika öncülüğünde Batı sistemi salgın sonrası tıpkı Dünya Ticaret Örgütü olduğu gibi Çin'le de bir hesaplaşmaya girecek ve Çin'i şu an dillendirilen, yaygın olarak dillendirilen tartışma, Çin'i Uluslararası Adalet Divanı'na şikayet edecekler. Bunun da altyapısını hazırlamaya çalışıyorlar. Mesela internet sitelerine falan girerseniz, haberlere falan bakarsanız, efendim işte uluslararası hukuk açısından bu mümkün mü değil mi tartışması var. Efendim işte Dünya Sağlık Örgütü'nün Ulusal Sağlık Konseyi şey kararı, işte alınan kararlar var. İşte mesela bir salgın olduğunda üye ülkelerin 24 saat içinde bunu Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirmesi gerekiyor vesaire. Ya da içinde bir husus var, işte maddeleri çok önemli değil.
anlaşmazlıkları Uluslararası Adalet Divanı'na götürebilirler falan gibi. Bunları kullanarak Çin'i şeye şikayet edecekler. Buradan sonuç alınır mı diye sorarsan alınmaz. Yani şöyle söyleyeyim, Çin istemezse dünya Uluslararası Adalet Divanı'na götüremezsiniz. Hani devletlerin onayı gerekir, rızası gerekir. Evet. Ama şu olur, yani para, yani tazminat talebiyle beraber dünyada bunu tartıştırırlar. Ve şeyle, virüsle Çin'in sorumluluğu ve dünyadaki salgın arasındaki ilişki çok güçlenir. Ve bu Çin'in üzerine yapışır ve bütün dünya Çin sorumlu mu değil mi tartışır ve Çin baskı altında kalır. Benim tahminim bu baskının giderek artacağı. Amerika bunun karşısında Çin'den şey de kopartabilir. Bazı ticari imtiyazlar. Tabii dair şeyler, pazarlık aracı olarak da kullanabilir. Yani şöyle söyleyeyim, hani hiçbir şey, her şey değişecek mi? Hayır, yani siyaset devam ediyor. Çin Amerika'nın rakibi. Bu unsurda bir değişiklik yok. Bu yalnızca siyasetin şeklini değiştiriyor. Yeni bir araç sunuyor aslına bakarsanız. Dolayısıyla hani bırakın Çin'in, hani Amerika'nın üstesinden gelmesini falan. Yani Amerika'nın Çin'i ve Batı sisteminin Çin'i daha fazla sıkıştırmaya yönelik, yani hem şeyle, tazminat talepleriyle, hem uluslararası alanda onun imajını hani bozarak vesaire. Böyle bir sürece doğru gidiyoruz. Burada da kritik noktalardan bir tanesi Rusya'nın alacağı hani pozisyon. Rusya maalesef çok sıkıntılı bir döneme girdi. Hani sizin yazınızda da var, gazete duvarda, geçen günkü yazınızda da. Rusya'nın ekonomik olarak rahatlatılması gerekiyor. Biraz şey gibi durum. Kim daha çok Rusya'ya destek olacak? İlk hamle geldi aslında, değil mi? Trump'la Putin görüştüler ve petrol konusunda anlaştık dediler. Evet. Yani açıkça hani lafı dolandırmadan hani şunu söyleyeyim, sonra da hani sözü size bırakayım. Bu petrol etkileri konusunda, fiyatın düşüşün etkileri konusunda. Amerika bu fırsattan yararlanarak, yani Rusya'nın petrol gelirinin düşüşünün yarattığı ekonomik sorunlarından faydalanarak, yani Rusya'yı Çin'in yanından kendisine doğru çekmeye çalışıyor. Rusya da bunun farkında ve biraz ağır aksak ama bunun yollarını yapmaya çalışıyor diyeyim. Evet hocam, şöyle biraz Rusya'dan devam etmek gerekirse, bence Kremlin'in şu an çok ciddi bir sıkışmışlığı var. Bir yandan dediğimiz gibi petrol fiyatlarındaki oynaklık, buna eşlik eden talepteki düşüş ve buna dair öngörülerin henüz netlik kazanmamış olması, yani Mayıs öngörüleri de şu anda talebin daha da düşeceğine yönelik. Haziran için hani kontratlar, şu an Haziran kontratları piyasada dönmeye başladı. Ama hani iyimser bir tablo yok. Dahası virüse dönük bir aşı için zaten en erken takvimin bir yıl olduğu söyleniyor. İlaç bulunsa dahi insanların yeniden eski alışkanlıklarına dönmeye başlamasının zaman alacağı biliniyor. Yani bir anda insanlar uçaklara binip hadi buraya gidelim, hadi şuraya gidelim demeyecekler. Daha korunaklı hayatlar sürmeye devam edecekler. Belki yine daha az araç kullanacaklar. Bununla beraber ekonomisinde Rusya'nın ciddi anlamda sarsıntı var. Dediğim gibi petrol fiyatları için Rusya bütçesini hazırlarken 2020 bütçesini 40-42 dolar bandını referans almıştı. Söz konusu dönemde zaten 60 dolardaydı Brent petrol. 20 dolarlık bir oynama öngörmüşlerdi ama şu anda 20 dolarlarda ve hatta bazen bunun altına da düşebiliyor. Çok istikrarsız ilerliyor fiyatlar. Talep hala düşmeye devam ediyor. Maliye Bakanı'nın söylediğine göre Rusya'da en az 39 milyar dolarlık bir açık bekleniyor. Bir de sorun sadece petrol değil, ekonominin diğer sektörlerinde de tıkanmalar var. Şimdi Putin hatırlarsınız, özellikle Mart ayının başında iktidarını garantilemek, en azından 2036'ya kadar uzatmak için hamleler yaptı. Bir yasal değişikliğe gittiler ve bu referanduma gidecekti. Şimdi ben ABD'nin bu durumu da çok iyi okuduğunu düşünüyorum. Yani hani Putin için bence dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olma endişesi var artık. Çünkü
Sağlık sisteminde yapılmayan reformlar var. Halkın gelir durumunda ciddi sorunlar var. Bazı bölgelerde ambulansların yeterli olmadığı söyleniyor. Hal böyleyken daha önce iktidarı garantileyecek olan bu referandum bir hesaplaşmaya dönebilir. Yine protestoları görebiliriz Rusya'da. Bu anlamda Çin Rusya'ya ne kadar destek olur tartışmalı. Çünkü yani koronavirüsü dünyayı sarmamışken de Çin ve Rusya arasındaki ilişkilerde bir dengesizlik vardı ve ekonomik olarak da ibre Çin'den yanaydı. ABD bu süreci de doğru okuyordu. Benim tahminim eğer petrol fiyatlarında zaten yakın vadede bir iyileşme ya da iyileşmeyi geçtim artık bir istikrar beklemek güç. Virüsün yayılımını göz önünde bulundurduğumuz bu. En azından bu önlemler gevşetilmediği takdirde. Bununla beraber bu ekonomik sarsıntının siyasi karşılıklarında Rusya Çin'den yeteri kadar destek görmüyor. Çünkü Çin de şu anda kendi ekonomisini onarmakla meşgul. ABD'nin bunu iyi bir şekilde değerlendirip yaptırımlar konusu olabilir. Enerji, özellikle enerji şirketleri üzerindeki yaptırımları dikkate alırsak biraz bu süreci yumuşatarak en azından diyalog kanallarını açarak Putin'e can simidi olma iddiasında bulunabilirler. Yani Putin'e şu söylenebilir. Eğer ya da Kremlin yönetimine siz birazcık Çin'le aranıza mesafe koyarsanız, çünkü bu iki aktörün yani ABD ve Rusya'nın Batı'dan farklı olarak Asya Pasifik'te doğrudan karşı karşıya gelmesini gerektirecek bir durum da yok. Özellikle Japonya'da bunu destekliyordu daha önce ABD ve Rusya'nın yakınlaşmasını. Dolayısıyla Putin'e şunu diyebilirler. Biz yaptırımları biraz gevşetebiliriz. Petrol konusundaki işbirliğimize devam edelim. Zaten bir adım atıldı. Siz de birazcık Çin'le aranıza mesafe koyun. Aksi durumda ekonomik olarak sizi daha çok sıkıştırırız ve bu sefer iktidardan olabilirsiniz. Evet. Ben de hani böyle olacağını düşünüyorum ve koşulların da ABD'den yana şimdilik en azından olduğunu düşünüyorum. Evet, şöyle toparlayabiliriz belki. Yani salgın sonrasına dair ya da salgının azalması, kontrol altına alınması sürecinde diyelim. Hani tamamen ortadan kalkar mı bilmiyoruz. İki ana trendi göreceğiz küresel siyasette gibi. Bir, Çin üzerine daha yoğun bir batı sıkıştırması hamlesi. Onu küresel olarak damgalama. Ve bu süreçte de fırsattan hani yararlanarak Rusya'nın Çin'e düştüğü ekonomik sıkıntıdan faydalanarak Rusya'yı Çin'den uzaklaştırma yolundaki pazarlığın diyelim. Bu pazarlığın sonuçlarını açık uçlu bir pazarlık bu. Yani bu pazarlığın sonuçları ne olur bilmiyoruz ama onu geri çekme. Bu arada tabii ki Batı sistemi kendi içinde de ciddi bir ekonomik kriz, borç krizi gibi ve toplumsal rahatsızlıkların artması gibi sorunlarla da uğraşmaya devam edecek. Hani evet. Bunlar zaman zaman hani değinmek zorunda kalacağız. Yani salgının etkisi azaldığında bu Fransa'daki biliyorsunuz 2019 protesto dalgalarının yaşandığı bir yıl olmuştu. Dünyanın evet. Aşağı yukarı her yerinde. Bu salgın tabii bunu da engelledi ama mesela işte İsrail'de gördüğümüz gibi hani sosyal mesafeye dikkat ederek protesto yapma çok yaşayın. Yeni protesto biçimleriyle bu dalgaları biz hani salgın sonrasında ya da salgının kontrol edildiği süreçten sonra tekrar görmeye başlayacağımız yani bir toplumsal düzeyde yani devlet toplum ilişkisinde hem de küresel eksende bu tür gelişmeleri muhtemelen yavaş yavaş görmeye başlayacağız deyip evet. Toparlayalım. Teşekkür ederim hocam. Güzel de bir toparlama oldu. Bu hafta Profesör Doktor İlhan Uzger ile birlikte Türkiye'de, ABD ve Çin arasında yaşanan rekabette son olarak bu rekabetin bir parçası olabilecek şekilde ABD ile Rusya ile Çin arasında neler olabileceğini Rusya'nın içinde bulunduğu koşulları da gözeterek ele almaya çalıştık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.